Herkese günaydın. Ben şimdi sabah erkenden çarşıda işlerim var. Onları halletmeye gidiyorum arkadaşlar. Dedim size de bir açılışımı yapayım mı bile gideyim. Yürüyorum yine. Bakalım size bugün nereleri gezdireceğim, neler yapacağız sizinle beraber. Hadi. Merak ediyor musunuz? Geçelim o zaman. Sizi şimdi Bolcu'da bulunan Sosyete Pazarı'na getirdim. Birlikte orayı gezelim, görelim. Ne dersiniz? Gerçekten de hem kaliteli hem güzel şeyler oluyor. Biraz vaktiniz varsa, arayabiliyorsanız da uygun fiyatlı şeyler de bulabiliyorsunuz. Şöyle ileride bakın. Çadırları görüyorsunuz. Pazarını biraz gezdim. Her şey ateş pahası arkadaşlar. Şimdi birkaç stand daha kaldı, oraları gezeceğim ama çok pahalı. İçeride de çok fazla çekim yapamıyorum. Size şöyle uzaktan birazcık daha göstereyim. Burası perde bölümü. Şurada nevresimler var. İçeride züccaciye, kırtasiye, ondan sonra çocuk kıyafetleri, bayan, erkek hepsi var. Harika bir tokacı. Toka, taç, uyku matları, her şey var arkadaşlar. Bakın, bandanalar. Ben buradan daha önce almıştım. Şu yukarıdaki kırmızılısından almıştım. Şimdi şu tukalardan aldım birkaç tane. Tukaya ihtiyacım vardı. Her şey var. Aldıklarımı eve gidince göstereceğim. Sosyete Pazarı'ndan çıktım. Şimdi Bolcu'ya indim. Bolcu ile Sosyete Pazarı zaten çok yakın birbirine. Güncali'ye uğrayacağım. Ürün alacağım. Birkaç bir şey daha bakacağım. Ondan sonra da belediye otobüsüne binip evime doğru gideceğim. Şöyle size birazcık Bolcu'yu da göstermek istiyorum. Böyle çok işlek bir cadde arkadaşlar. Boylu boyunca her yer dükkan. Şöyle ilerleyelim. Bakın. Çok canlı, hareketli. Hafta sonu olduğu için biraz daha hani az insan var ama yine de hareketli. Çekimimize evimizden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben çarşıdaki ve sosyete pazarındaki işlerimi bitirdim. Eve geldim. Şimdi size hem çarşıdan aldım aslında, hem sosyete pazarından da aldıklarım var. Ben size onları göstermek istiyorum. Sizinle de paylaşmak istiyorum bu güzel aldığım eşyaları. Öncelikle sosyete pazarından aldıklarımı göstereyim. Aslında çok bir şey bulamadım. Videoda da bahsettiğim gibi gerçekten de her şey ateş pahası arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Yani bundan geçen kış pazarlar açıldığında gittiğimde 20 liralık mal şu anda olmuş 50-60 arası değişiyor yani. Gerçekten çok aşırı derece. Hem pazarlara bile yaklaşılacağı kalmamış. Kısaca öyle söyleyeyim. Sosyete pazarında böyle dökme giysiler olur. Böyle bölüm bölüm. İşte çocuk için olur, büyük için olur. Daha işte 13-14 yaş, 15 yaş o gruplara göre hep olur. Onların arasından şöyle bir kazak buldum arkadaşlar. Ozan Efe'ye bakın. Merserize mi diyoruz? Triko, triko aslında bunlar. Ev içinde giymek için şöyle. Gayet güzel. Şurada bir tane küçük amblemi var hatta. Şurada bakın. Bunu 25 liraya aldım. Gerçekten de çok zor buldum ama bir tane olsun en azından buldum. Geçen de başka bir yerde yine bir tane daha bulmuştum 30 liraya. Onu da aldım. Bir tane falan daha alsam yeterli diye düşünüyorum. Şimdi sosyete pazarında ben size bir tane takıcı göstermiştim. Takı toka satıyor, işte her şey var demiştim. Hani uyku bantları falan var demiştim. Hatırlıyor musunuz?
Oradan şöyle kendime bir tane göz bandı aldım arkadaşlar. Şöyle yakından gösteriyorum. Bakın üzerinde ne yazıyor? 5 dakika daha lütfen yazıyor. Bunu neden aldım? Benim migrenim var. Beni bilmeyenler, sayfama yeni gelenler için tekrar ediyorum arkadaşlar. Hem göz tansiyon hastasıyım, hem migrenim var. Her ikisi de karanlıkta uyumamı gerektiren şeylerden, hastalıklardan diyeyim yani. Işık olmadan uyumam gerekiyor. O nedenle de ben yatarken böyle takıyorum. Şu şekilde gözümü kapatıyorum. Mesela migren atağım tuttuğunda da hani bunu böyle gündüz mesela çok tutuyor. Gündüz tuttuğunda da bunu böyle gözümü kapatıyorum. Gerçekten de karanlık bir ortamda uyumanız gerekiyor. Çünkü migren hastaları beni çok iyi anlayacaktır şimdi. Onu aldım arkadaşlar. Bu ne kadardı? Bu 7 liraydı galiba. Evet, bu 7 lira olması lazım. Şöyle bir taç arıyordum. Ne zamandır arıyordum? Bunun bandanasını arıyordum. Bandanasını bulamadım. Taçlara geçen gün İskenderun'a gittiğimde alışveriş merkezinde de baktım. Burada da baktım. Her yerde bu. Şu gördüğünüz. Bakın kumaş kaplı. Şurada bir detayı var sadece. Bu her yerde 15-20 liraydı arkadaşlar. Bunu ben sosyete pazarından 10 liraya aldım. Bakın şimdi takacağım. Nasıl görünüyor? Çok seviyorum ben böyle. Saçlarım da böyle uzun olduğu zaman taç takmayı çok seviyorum ben. Taç takmayı, şapka takmayı, böyle aksesuar kullanmayı seviyorum. Ya da saç bandı kullanmayı çok seviyorum ben. Şöyle biraz da. Nasıl? Güzel oldu bence. Sizi de bu arada aynı yerine kullanmış gibi bir şey oldum. İki tane daha toka aldım kendime. Gerçekten tokalarım kırıldı. Tokam çok fazla kalmadı. O nedenle biraz toka almak istiyordum kendime. Şunu göstermek istiyorum. Bu da biraz kamerayı yukarıya kaldıracağım. Şöyle. Heh. Bu da yıllar önce İskenderun'da annemlere gezmeye gitmiştim. O zaman Gölcük'te oturuyordum. Ablamla böyle Körfez'de bir pazarı gezerken bulmuştum. Ablam da vardı. İstiyordum aynısından. Dedi sana da alırız dedi. Oradaki pazarda bulup kullanmıştım. Hatta bunun kullanım şeklini de size göstereyim isterseniz. Bakın. Şimdi şöyle saçlarımızı topluyoruz. Şu şekilde. Bakın, arkamı döneceğim size. Bunu böyle taktık. Şunu alttan. İşte böyle arkadaşlar. Saçım koyu olduğu için görebiliyor musunuz? Da ben tam emin olamıyorum ama bakın bu şekilde kullanımı var. Gerçekten çok rahat yani. Hemen pratik bir kullanımı var. Bunu da göstermiş olayım size. Tacımı geri takayım ben. Kraliçe tacını taksın tekrardan. Şu tokalardan da her yerde bulamıyorum. Artık modası mı geçmiştir nedir bilmiyorum gerçekten. Yani şöyle klasik eski usul. Ben saçlarımı şu şekilde yarım yapmayı da çok seviyorum. O zaman bu lazım oluyor. Bunlardan hep kırıldı. Hatta geçen en son bir tane almıştım. Şu ortası böyle tık diye attı. Daha da yapamadım yani. Duruyor öylece. Bu tokaların tanesi şunu, bu ve diğeri 5 lira. 5'er lira bunlar. Yokluğun çektiğini değmiyor gerçekten. Şimdi sosyete pazarının girişinde bir tane ablamız böyle hem süs eşyası satıyor hem böyle küçük ufak ürünler satıyor. Biliyorsunuz son zamanlarda sunumlar çok moda oldu arkadaşlar. İşte yemek sunumları, kahve sunumları, işte kek pasta sunumları onlar bunlar her şey çok moda oldu. Onun için de sunum malzemelerini her yerde bulabiliyorsunuz artık. Şu şekilde bakın. Altılı kahve yanı işte çikolatadır, lokumdur. Küçük küçük işte çerez, çikolata her şey koyabilirsiniz. Yani böyle kahve yanı sunumlarında kullanabileceğim. Şöyle. Bunlar da benim çok hoşuma gidiyordu. Özellikle bu model. Şöyle tekrar göstereyim size. Bakın. Bu çok hoşuma gidiyordu. 6 tane de bundan aldım. Bunun da fiyatı 6 tanesi 10 küsür liraya falan geliyordu.
Şimdi orayı tam net hatırlayamadım çünkü başka şeyler de aldım. Ve yine. Bakın. Çok cici. Bunlara bayıldım yalnız. Kendi nazarım değerse hiç şaşırmayacağım gerçekten de. Yine kahve sunumlarında böyle tepsilere hani süsler konuluyor ya. Hem o amaçla kullanabiliriz hem vitrinimize işte bu televizyonun önüne süs amaçlı da kullanabiliriz arkadaşlar. Ya da orta sehpamız varsa ona da kullanabiliriz. Ben şimdilik böyle 4 tane aldım. 2 renk daha alacağım arkadaşlar. Fincanlarıma göre aldım. Bakın farkındaysanız sarı, mavi, kırmızı ve beyaz. Siyahla yeşil kaldı galiba. Tam orasını hatırlayamadığım için şey yapamadım, alamadım. Bunlardan aldım böyle bakın. Bir tanesini şöyle yakından göstereyim. Üstünde nazar boncukları var. Ve nar. Nar şeklinde. Bunun bal kabağı gibi olanı var. Ananaslı gibi olanı var. Ben bu narları tercih ettim. Çünkü bereket narı diye de böyle televizyonun önüne koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Hem sunumda hem süs eşyası olarak kullanacağım yani. Çok amaçlı kullanacağım. Bunların da 4 tanesi şöyle. 10 liraydı. Bunları da bırakıyorum. Üstünde de bir sürü nazar boncuk var. Ondan çok hoşuma gitti. Yine sosyete pazarına yakın bir yerden 2 tane şöyle yün aldım. Ozon Efe'ye çok güzel bir yelek örme gibi bir düşüncem var. Aslında model belirlemiştim kafamda ama bugün başka bir model gördüm. Çok hoşuma gitti. Acaba diyorum öyle bir şey mi örsem? Bakalım ikisinin arasında gidip geliyorum. Onlara da karar vereceğim. Sosyete pazarından çıktım, size çarşıyı gösterdim ya. O çarşıyı gösterdiğim yerde bir mağaza vardı. O benim aklımdaydı zaten. Kendime ne zamandır böyle güzel bir üst grup kıyafet almak istiyordum. Bulamamıştım bir türlü. Oradan şöyle bir bluz aldım arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir şey. Gerçekten şurada kol detayı falan da var böyle. Şurada hafif açıklığı var. Şurada bir kol detayı var. Üstüme de çok yakışıyor. İlerleyen günlerde eşim de gelirse bir yerlere gezmeye gidersek bu kazağımı giyeceğim ve size bu kazakla video çekeceğim. O zaman da size göstereceğim. Tekrar hatırlatacağım bunu. Şimdi giymeyeyim. Çok uzun olmasın videomuz. Evet arkadaşlar bu kazağı da bu kazaklar internette bunun yeri bir de kaşmir gibi. Bakın şöyle yakından göstereyim. Gerçekten çok yumuşak. İnce gibi görünüyor ama aslında ince falan değil. Kesinlikle üşütme yapmayacak yani. Zaten üstüne mont giyiyoruz. Bu internette 120 ile 150 arasında değişen fiyatlardaydı bu tarz bunun değerindeki ürünler. Bunu ben arkadaşlar 75 liraya aldım. Hatta yine internette bir tane triko beğendim. Şöyle kolu zincir detaylı böyle zincir işlemeli. Hafif böyle açıklıklar var yine. İstediğim renk yoktu bayanda. Aslında onun da fiyatı çok uygun geldi. Çünkü ben internetteki siteye sorduğumda 150 lira artı 15 lira da kargo ücreti dediler. Bayanda toptan aldığı için o 85 liraya satıyor. Yani toptan aldıkları için tabii onlar daha uyguna mal ediyorlar. Evet arkadaşlar şimdi ben hemen yemek hazırlıklarına geçiyorum. Dediğim gibi akşam yemeği vakti geldi. Bugün bizim menümüzde zeytinyağlı taze fasulye var, etli. Yanında da bir önceki videomda evde ya ben böyle bazen gel bir aklıma kusura bakmayın ne olur takılıyorum kalıyorum. Tavuk dünyası menüsü yapmıştım. Hatırlıyor musunuz? Yanına makarnası işte tavuğu salatası hep beraber. Makarnayı bilerek çok yapıyorum. Çünkü çocuklar seviyorlar. Daha sonra da istiyorlar. Hani o makarnayı sürekli istedikleri için. Ben de bugün de fasulyenin yanında baktım öğlen yememişler. Ondan koyarız dedim. Yani krema soslu makarnamız var. Taze fasulyemiz var. Cacığımız var. Bakalım sizlerde bugün ne yemek var? Bu video yayınlandığında öğlen vakti olacak. Sizler de akşama neler pişirmek istiyorsunuz? Eğer yorum olarak altına yazarsanız çok çok sevinirim.
Videomu arkadaşlar beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayalım. Ben şimdi yemeğimi geçiyorum. Daha sonrasında da bu aldığım yeni cicilerle şöyle güzel bir kahve yapacağım kendime ve tekrardan görüşeceğiz inşallah. Hadi bakalım yemek faslına geçelim. Gittim. Bugünkü akşam yemeği menümüzde de dün tavuk dünyası yapmıştım arkadaşlar biliyorsunuz. Makarnasından ben fazla yapıyorum ki çocuklar çok seviyor. Daha sonra da yesinler diye. Artmıştı. Onu koydum yanına. Pilav yapmadım. Şimdi taze fasulyemiz var. Şöyle kuşbaşı etli taze fasulyem. Turşum ve cacığım var arkadaşlar. Bu akşamki menümüzde bu şekilde. Allah olmayan herkese nasip etsin ya Rabbim. Biz yemeğe geçelim. Videonun devamında görüşelim. İşler bittiyse artık dinlenme vakti gelmiş demektir. Hemen kendime yeni aldığım cicilerimle şöyle güzel bir kahve yaptım arkadaşlar. Bakın kırmızı fincanıma kırmızı narımı koydum. Ve bir güzel sunumuma da çakıl taşı çikolatalarımı koydum. Şöyle göstereyim size. Bu sunum tepsilerinde Göknurlar buraya gelmeden önce almıştım yine. Bu şekilde sunum yapmayı seviyorum arkadaşlar. Derin bir nefes aldım. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Bugün size çarşıyı gezdim. Size de gezdirmek istedim. Pazarda daha çok çekim yapmak isterdim ama esnaflar ne der, nasıl olur diye çekindiğim için çok fazla çekim yapamadım yani. Gösteremedim çok fazla sizlere. Öyle değişik bir video ile karşınıza gelmek istedim. Hep evden video olmuyor biliyorum. Sizler de sıkılıyorsunuz. Bir yudum kahvemizden alalım soğumadan. İlerleyen günlerde yine size farklı bir video ile gelmek istiyorum arkadaşlar. Onun bir altyapısını bir oluşturayım. Topluluk kısmında haber vereceğim. Onunla ilgili daha önceden bir girişimim olmuştu ama rahatsızlanınca kalmıştı. Artık nasıl olsa kanal bir düzene girdi. Artık düzenli bir şekilde video atıyorum. Ya günlük atıyorum ya 2 güne bir atıyorum. Bundan sonra da büyük bir ihtimalle yani çok elzem bir şey olmadığı sürece 2 günde bir video yayınlamış olacağım. Büyük bir ihtimalle. Hani günleri İşte şu günler değil de bugün yayınladıysam yarını boş geçip ertesi gün yayınlamayı düşünüyorum. Bakalım kısmet. Öyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır bugünkü videomdan da. Videolarımda genelde o gün ne pişirdiğimle hakkında fikir de vereceğim sizlere. Ara ara yemek tariflerim de olacak. Geçmiş videolarımda yemek tariflerim de var arkadaşlar. Geleneksel yemekler var. İşte günümüze uyarlanmış yemekler var. Benim kanalımda hepsini bir arada bulabilirsiniz. Geçmişteki videoları da ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize saygılar, selamlar olsun Mersin'den bir kez daha. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuza beğeni, yorum yapmayı unutmayalım. Hala abone değilseniz oradaki abone ol seçeneği tıklayıp bir de zil açarsanız bir sonraki videomdan ilk siz haberiniz olabilir ve gelip ilk önce siz izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.